Selamun aleyküm. Allah gecenizi, gündüzünüzü hayırlı eylesin. Allah ayınızı, yılınızı, nefeslerimizi hayırlı eylesin. Son nefeste cümlemize iman nasip eylesin. Her daim kendisini zikreden, kendisine kulluk eden, kendisine tövbe eden hakiki müminlerden eylesin inşallah. Dergahtaki kardeşlerim hariç dışarıdaki insanlarla sürekli sorun yaşıyorum. Sizin anlattığınız sufi hayatını da yaşayamadığım için iki yüzlü ve kötü bir insan olduğumu düşünüyorum. Ölmeyi bile istiyorum. Bu halden nasıl kurtulabilirim? Bir kimsenin ahlakı güzel ahlak olursa o zaman içeride de dışarıda da kendisi için, kendi vicdanı için bir problem olmaz. Ama şunu unutmayın. Yani böyle biz güzel ahlaklıyız da işte dışarıda hiçbir problem yaşamayacağız. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Veyahut da biz bir dergaha girdik, bir sufi hayatın içindeyiz. Yani bütün insanlar da öyle davranacaklar bize. İşte bizim bütün problemlerimiz hallolacak. Biz bir problem yaşamayacağız. Veya bütün insanlarla problem yaşamayacağız. Bu böyle bir şey yok. Çünkü hani İmam-ı Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis var ya, halkın eziyetlerine katlanmak. Biz insanların eziyetlerine katlanmayı bileceğiz. Bu bir güzel ahlak numunesi olacak. Bir eziyetsiz bir dünya, eziyetsiz bir hayat beklemeyin. Çünkü siz sufi ahlakın özelliklerini, sufi ahlakın güzelliklerini sergilerken bu ama içeriden, derviş kardeşlerinizden, ama ailenizden, ama sülalenizden, ama dışarıdaki diğer ilişkide bulunduğunuz kimselerden size karşı eksiklik, noksanlık yapılacaktır. Burada önemli olan sizin tavrınızdır, sizin tarzınızdır. Sizin burada duruşunuzdur önemli olan. Bu nedir? Siz her halükarda Kur'an ve sünnete göre davranacaksınız. Bu Kur'an ve sünnete göre dediğimizde bunun yelpazesi biraz geniş. Kimisine şeriata göre davranırsınız. Davranış biçimi olarak. Bu anında vakaya özür dilerim. Bu anında vakaya içtihat etmek gibi. Mesela örnekleyecek olursak bunu, kibirlenene kibirleniniz. Karşınızdaki bir kimse var, size kibirlilik yapıyor. Eğer ona tevazu gösterirseniz, o kimse kendi halinde daha da firavunlaşacak. Yok, ona tevazu gösterilmez, firavunlaşacaksa. Ne olacak? O kibirlenene, ona kibirleneceksiniz ki o kibirlenmenin ne olduğunu görecek. Ola ki tövbe eder. Böylece o kibirlenene kibirlenerekten onun normalde kibir damarını kırmayı hedefleyeceksiniz. Ona kibirlenmekten kastınız bu olacak. Ama öyle kimse vardır, siz o kibirlenince ona tevazu gösterirsiniz. O sizin gösterdiğiniz tevazuyla ne olur? Doğruyu bulur. Ama sizin gösterdiğiniz tevazudan doğruyu bulmuyor, kendini küçük dağların yaratıcısı gibi görüyor, matah bir şey zannediyor. Var bu toplumda böyle insanlar. Ona sufi terbiyesiyle, sufi ahlakıyla davrandıkça o kendini bir şey zannediyor. O daha da zannedecek, o daha da arttıracak. Bu daha tehlikeli. Neden? O kibirlendikçe firavunlaşacak, ahirete gidecek onun. O yüzden ona devamlı hala da tevazuyla davranmanın bir anlamı yok. Eşler arasında dahil. Öyle erkek kardeşler var ki evlerinde eşlerine, çocuklarına ondan iyi derviş yok, ondan başka bilen yok, ondan iyisi yok, ondan güzeli yok, ondan tatlısı yok, ondan fazla daha iyi derviş yok. Yok ya, böyle değil. Çoluğuna çocuğuna dervişim diye zulüm. Yok böyle bir şey. Hakaret, küfür. Bir de maneviyatı çok geniş. O kadar maneviyatlı ki. Ona da kibirlenmek. Dur kardeşim ya, sen evde ne terör estiriyorsun? Bu nasıl bir dervişlik?
Bu nasıl bir sufilik? Bu nasıl bir sünnet ahlakı? Ona da kibirlenme. Ona da dur ya sen ne yapıyorsun demek. Birini telefona çıkardı da ondan kaynaklanıyor. Senden de iyice gitti. Normalde ona da kibirlenme. Bunun gibi. Fakat bu noktada bizler kendimiz Kur'an ve sünnet dairesinde biz ahlakımızı güzelleştireceğiz. Dışarı da aynı güzel ahlakla cevap vereceğiz. Biz o güzel ahlaktan ayrılmamaya gayret edeceğiz. Burada kibirlenene kibirlenin de demek, sövene sövün demek değil. Dövene dövün demek değil. Allah muhafaza eylesin. Bundan da bunu çıkarmayın. Biz ne olursa olsun biz güzel ahlaklı davranmaya gayret edeceğiz. Dışarıda problem de yaşayabiliriz. İçeride de yaşayabiliriz. Bakın dışarıda da yaşayabiliriz, içeride de yaşayabiliriz. Ama bunları güzel ahlakla, tatlılıkla savuşturmayı, güzel ahlakla, tatlılıkla karşılık vermeyi göreceğiz. O yüzden biz güzel ahlaklı davranırsak inşallah kendimiz de iki yüzlülükten kurtulmuş oluruz. Dergahta burada zikrullah değil, evde terör estiriyor. Burada nur ala nur. Sokağa git Allah muhafaza eylesin. Biz bunlardan olmayalım inşallah. Zikir ve tövbe ile işlenilen günahlardan temizleniyoruz. Peki bu günahlardan dolayı duyulan vicdan azabı nasıl giderilebilir? Vicdan azabının ilacı Allah'ı çokça zikredip tövbeye devam etmektir. Ne zaman ki o kimse o günaha hiç dönmedi bir daha. 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl ne kadarsa. Kalbinde o vicdan azabıyla alakalı o siyah leke ne zaman geçti o zaman geçecek o. Bunun tedavisi Allah'ı zikir ve tövbe ve salih iyi ameller işlemek. Bunun tedavisi bu. Yalnız böyle ya benim vicdanım rahatlandı, temizlendi, o tertemiz. Bu noktaya da getirmeyin kendinizi. O acıyı hissedecek insan. Bunu yazan kardeş acıyı hissediyor. Acıyı hissedecek. Bu acıyı hissedişi İnşallah Rahman onun tövbenin hakikatine götürecek. Bu acıyı hissetmek onun zikrullahın hakikatine götürecek. O acıyı hissedeceğiz. O sancıyı, o sıkıntıyı, o sızıyı, o gönlümüzün daralmasını hissedeceğiz. Ve bir daha tövbe edeceğiz. O vicdan bizi rahatsız edecek, yaralayacak. Bizim canımızı acıtacak. Her canımızı acıttığında tövbe edeceğiz. Her canımızı acıttığında secdeye gideceğiz. Her canımızı acıttığında aman diyeceğiz tekrar geriye dönmeyelim. Allah'ın zikrine sımsıkı yapışalım. Zikrullah halakalarından ayrılmayalım. Aman diyeceğiz. İyilerin yanında, salihlerin yanında olalım. Bir daha o yanlışlıklara düşmeyelim diyeceğiz. Hiç kimsenin nefis eminliği yok. Öyle biz derviş olduk artık. Bir daha böyle kötülüklere düşmeyiz, yanlışlıklara düşmeyiz. Sakın ha. Düşer insan. O yüzden zikrullah'a devam, zikrullah meclisine devam, salihlerle beraber olmaya devam. Son nefese kadar. Öyle ya biz yaşımızı başımıza aldık, hiç güvenmeyin. Ben bilmem kaç yaşına gelmiş insanların dergahta ayağını kaydığını görmüş insanım. Adam böyle yok ya bundan sonra 40'ından sonra da mı olur? 50'sinden sonra da olur. 60'ından sonra ayağı gözü başı kayan, perişan olan insan gördüm ben. Bakın bir kimse bir dergahtan ayrılır başka bir dergaha gider. Orada sımsıkı durur. Sıkıntı yok bunda. Gittiği yer gerçekten de bir mürşid-i kamilin dergahıdır. Bunda bir problem yaşamaz. Bu haktır. Bunu ehli tasavvuf böyle zikretmez, böyle söylemez hiç.
Aman hiç kimse gitmesin diye. Alakası yok. Hani ama nasıl Muhammed-i Mustafa'yı bırakıp da İsa Aleyhisselam'a giderse o kimse mürtet oluyor ya. Neden? O güneşi bıraktı, aya gitti. Aya bıraktı, yıldıza gitti. Hadis-i şerif, şehre göçen insan bir daha köye göçemez. Hadis-i şerif, siz daha büyüğünü bulmuşken küçüğüne gidemezsiniz. Siz şehre yerleşmişsiniz. Ben gideyim köye oturayım, köyde iki dönüm yerim var. Orayı işleyeyim, kafamı dinleyeyim. Caiz değil bu. Bu tembel insanların, mücadeleden uzak olan insanların, bu ileriyi göremeyen insanların yolu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya göçmeyeceksin şehre, oturacaksın oturduğun yere, ya da göçtün mü oranın hakkını vereceksin. Ya gidip bir dergaha girmeyeceksin, bir sufi topluluğa bulunmayacaksın, gidip bir el tutmayacaksın. Ya da tuttun mu hakkını vereceksin onu. Gittin bir dergaha bağlandın, hakkını vereceksin. Hakkını vereceksin oranın. Hakkını vermezsen nimete nankörlük etmiş olursun. Nimete nankörlük etme. Allah elinden alır. Ondan sonra bahanen çok olur senin. O bahaneleri çok dinledik biz 30 yıl boyunca. Her gidenin bir bahanesi vardır. O haklıdır, şeyhine karşı haklıdır, zakirine haklıdır, dervişine karşı haklıdır. Onun hakkını savunan olmamıştır, onun hakkını veren olmamıştır. Anlat Allah anlat. Dinle Allah dinle. Sabah 3'lere kadar dinlemişim, 4'lere kadar dinlemişim ben. Dergahtan ayrılan bir tane haklı, haksız insan görmedim ben. Dinlersen herkes haklı. Yürü kardeşim ya. Şeyhin var mı senin var? Yürü şeyhinin ağzına bak sen. Şeyhinin diline bak. Koşturacak alan var mı var? Koş. Benim ayağıma çelme taktılar. İyi düş bir daha kalk. Benim ayağımı taş aldı. Ha sen düz toprakta koşacaksın. Rahman at mısın? Ayağını taş da alacak. Ayağını toprak da alacak. Sen düz zannedeceksin, yokuş aşağı gideceksin. Yokuş aşağı diyeceksin, yokuş yukarı gideceksin. Sen düzgün hiçbir şey yok diyeceksin. Bir bakacaksın ki sulak, bataklığa gir düşmüşsün, düşmüşsün. Yürü kardeşim, yürü. Yürü. Durma. Nefsine uyma. Devam. Dergahta olmak hemen böyle her şeyi bir tamam etti demek değil. Ha. Meseleyi toparlıyoruz. Vicdanın rahat olmasını istiyorsan tövbeye, zikre, salihlerle beraber olmaya devam. Oradan geri durma. Varsınlar seni burada en sona atsınlar. Hiç kimse senin yüzüne bile bakmasın. Varsınlar senin varlığın, yokluğun burada hiç belli olmasın. İşine devam et sen. Yoluna devam et. Küstahlık yapma. Sen cemaatine devam et. Sen zakirine küstahlık etme, şeyhine küstahlık etme, arkadaşlarına, kardeşlerine küstahlık etme, eşine küstahlık etme, çocuklarına küstahlık etme, akrabalarına küstahlık etme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme küstahlık etme. Ya böyle sünnet mi olurmuş? Bir laf. Diyor mahşerde insanlar geldiler, tam cennete girecekler. Bir adım kaldı, söyledikleri bir sözden dolayı cehenneme gittiler. Tam cennete girecekler. Bir adım kalmış bakın. Söylediği bir sözden dolayı cehenneme gitti. Tam cehenneme girecekler. Bir adım kaldı. Yapmış olduğu bir iyilikten, bir salih amelden dolayı, söylediği bir sözden, iyi bir sözden dolayı cennete girdi. Eminlik yok. Küstahlık yapma hiç. Hiç kimseye. Bilgiçlik taslama hiç kimseye. Bunlar tecrübe.
Bunlar tecrübe. Bakıyorum çok biliyordu o, yıkıldı. Ondan iyi bilen yoktu. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, etrafına çok biliyor ya. Eşini ağlatıyor, çocuklarını ağlatıyor. Çok biliyor çünkü. Eşi memnun değil, çocukları memnun değil. Arkadaşları memnun değil. Gitti. Çok iyi dervişti sözde. Ha, gider. Allah muhafaza eylesin. O yüzden tövbeye, zikrullah'a, zikrullah halakasına, salihlerle beraber olmaya, üstadınla beraber ol. Bu kimse üstadım? Tutmuşum bir yer. Sen onunla beraber ol. Sen zikrullahını yap, sen yürü. Ha sen olcan olduğunda merak etme, rüyanda görürsün sen. Rüyanda görürsün. Senin şeyhin sana yetmezse rüyanda görürsün. Bu alem boş mu? Sahibi Allah. Sahibi Allah. Gelir atlının birisi kemendini çıkarır. Atar kemendi, bindirir terkisine gider. Sahibi var bu alemin. Allah muhafaza eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zina ettiğini itiraf eden kadın en sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından rejim ettiriliyor. Bu kadın tevbe edip Allah'a yalvarsaydı rejim edilmeden Allah tarafından bağışlanmaz mıydı? Öyle olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin rejim etmezdi. Biz dinin hukukunu, hükmünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden ve Allah Celle Celaluhu'dan iyi bilecek değiliz. Kadın geldi dedi ki ben zina ettim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki yani kimle ettin? Dedi ki filanca adamla, adamı çağırdılar. Adam dedi ki hayır böyle bir şey biz yapmadık. Kadına dedi ki bak bu yapmadım diyor. Git dedi. Ondan sonra kadın tekrar geldi. Dedi ki yaptık. Ben dedi karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Dedi git doğur da gel. Doğurdu geldi. Kadın tekrar dedi ki beni temizle. Kadına dedi ki çocuğunu emdir. Çocuğunu emdirdi kadın 2,5 yıl. Ondan sonra tekrar geldi. Dedi ki beni temizle. Bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti onun akrabalarına, sülalesine, köyüne, kavmine haber gönderdi. Hani bunların akli dengelerinde bir problem var mı? Olmayan bir şey oluyormuş gibi yapıyorlar mı? Böyle bir dengesizlik var mı diye. Böyle bir dengesizlik yok. Ondan sonra kadının rejim etti. Sahabeler kerih bakacak oldular ona. Dedi ki hayır. Ona kimse kerih bakmasın. Cennetlik birini görmek istiyorsanız buna bakın. Namazını kendisi kıldırdı. Defnetti. Cennetlik birini görmek istiyorsanız buna bakın dedi bir de. Dinin hukuku bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki kim birini haksız yere öldürürse onun öldürülmesi, hangi evli erkek veya kadın zina ederse onun öldürülmesi haktır. Bu üçü hak. Bir de kim? Dininden dönen. Üçüncüsü dininden dönen kimse. Hadiste sabit. Sahih. Bunun üzerinde şek şüphe yapacak bir şey yok. Çünkü İslam hukukçuları normalde hukuka delil teşkil edecek olan hadisleri ayrı incelemişler. Mütevatir noktasında bu. Bunlar mütevatir noktasında. Bütün ashab bundan haberi var ya. Öyle bir kişi söylemiş, iki kişinin yanında söylenmiş şeyler değil. Umuma söylenmiş. Bütün sahabeye söylenmiş şeyler. Bir, haksız yere bir kimseyi öldürürse. İki, bir kimse dininden dönerse.
İslam'ı seçmek zorunda değil hiç kimse. Silah zoruyla İslam'ı seç, böyle bir şey yok. Dinde zorlamak yok. Sen onu zorla Müslüman etmek zorunda değilsin. Böyle bir şeyi de zorlayamazsın. Ama o Müslüman oldu mu? Oldu. O İslam dininden çıkamaz. Bunu bile bile kabul ediyorsun, giriyorsun. Bunu bile bile kabul ediyorsun, giriyorsun. Buradan geri dönüşün yok kardeşim. Üçüncüsü ne? Evli kadın veya erkek zina ederse onun da öldürülmesi hak. Bakın, bir suç vardır, toplumu ilgilendirir. Bir suç vardır, bireyin kendisini ilgilendirir. Sadece bireyin kendi dairesindeki, özel dairesindeki bir şey ise, bunlar tövbe, bunların had cezası yoktur. Had cezaları bellidir. Bir kimse açıktan eşkare içki içmesi, açıktan eşkare kumar oynaması, bu noktada evli bir kimsenin, mesela bunlar had cezası, evli veya bekar kimsenin zina etmesi, bekar olursa değnek kuruluyor, evli olursa rejim ediliyor. Toplumu korumakla mükelleftir din. Toplumu korumakla mükelleftir. Bir kimse gider birisinin o zaman malını çalar, tövbe edeyim düzelsin der. Bunun ucu açık olur o zaman. Allah muhafaza eylesin. Evli bir erkeğin veya bayanın lisedeki arkadaşlarıyla konuşması caiz midir? Karşı cinsiyle. Samimi bir şekilde konuştuğunu öğrenen eşine boşanma hakkı doğar mı? Bundan boşanma hakkı doğmaz. Bunlar böyle edebe mugayir şeyler. Nasihat edilmesi, tembih edilmesi şeyler. Bunlardan kadınların da erkeklerin de uzak durması lazım. Erkekler bunu kendine bir hak olarak görmeyecek. Erkekler bütün bayanlarla görüşecekler. İşte bunu kendilerine hak görüyorlar. Kadın görüşmeyecek. Ya erkeğe haram olan kadına da haram. Erkeğe farz olan kadına da farz. Erkekler bunu hak olarak görüyorlar. Yapmayın. Evinizin tadını bozmayın. Ağzınızın tadını bozmayın. Bunu kadınların da yapması uygun değil. Erkeklerin de yapması uygun değil. Uygun değil. Veya bazı derviş kardeşler kadınlarla fazla haşır neşir. Onlara yol anlatacak, onlara bir şey anlatacak. Yapma kardeşim. Yapma. Eşin rahatsız oluyor, etrafın rahatsız oluyor. Yapma. O ayna ne o? Telefonunda bir sürü kadın. Her gece onlarla mesajlaşacak, onlarla görüşecek, onlarla konuşacak. E ben bunlara ne o? Kur'an sünnet dairesinde ayet hadis paylaşıyoruz. Ya paylaşma. Bir başkasının kendine yapılmasını istemeyen şeyi başkasına yapma. Erkeğim diye ortanın tozunu dumanını katma. Eşin de ben ayet hadis paylaşıyorum dese, bir sürü adamla ayet hadis paylaşsa ne yapacaksın? Yapma. Yıllar önce bir gün otobüste gidiyorum. İşte şey, erkeğin birisi oradaki bayanı anlatacağım diye uğraşıyor. Ayet hadis hani böyle. Bakıyorum tavır ve davranışlarına, yazıyor kadına. Kendi kendime düşünüyorum. Şimdi diyorum ayet ve hadisi dini istismar ediyor. Asıl istismar bu. Ona din tebliğ edeceğim derken yazıyor kadına boyuna. Ben de oturuyorum böyle arabanın şeyin, otobüsün en sağ köşesinde. Baktım, baktım, baktım otobüslerine. Bana dönse baksa söyleyeceğim lan. Yapma.
Ayet hadisle bir kıza yazılacağım diye uğraşma. Bu mendeburluğun dibi. Ayet hadisle bir erkeğe yazılacağım diye uğraşma. Bu mendeburluğun dibi. Dergahı, tarikatı, cemaati, içinde bulunduğun grubu kullanaraktan bir kadına yazılacağım diye uğraşma. Bu mendeburluğun dibi. İçinde bulunduğun cemaati bahane ederekten bir erkeğe yazılmaya çalışma. Bu mendeburluğun dibi. Bu semazenliğini kullanaraktan, Mıtırıp'taki hizmetini kullanaraktan, dergahtaki hizmetini kullanaraktan, buradaki dervişini kullanaraktan bir kadına, bir kıza yazılmaya çalışan mendeburun dibi. Yapma. Yapma. Sen o semazen elbisesinin içinde bir adamsın. O elbiseye çıkınca adamlığın kalmaz sonra. Millet senin elbisene bakaraktan sana temenni ediyor, sana iyi davranıyor. Yapma. Başındaki sikke, oradaki vazifene göre sana insanlar davranıyor. Yapma. Yapma. Bunlar manevi tokadı gerektiren şeylerdir. Tokadı yersin, sesini 3 yıl sonra duyarsın onu. Tokadı yersin, sesi 5 yıl sonra gelir sana. Güvenme. Sen tokadı yersin, 10 yıl sonra sesini duyarsın. 10 yıl sonra hissedersin. Neden? Sen körsün çünkü. Sen sağırsın. Kör ve sağır olduğundan dolayı, kör ve sağırlığına göre 10 yıl sonra sesini duyarsın. Uyarılarımızı dikkate alın. Dikkate alın. Çünkü birçok insanın gözyaşı var burada. Birçok insanın alın teri var. Zahir olarak. Bir de işin manevi tarafı var. Bütün peygamberlerin, bütün sahabelerin, bütün pir efendilerin, bütün şeyh efendilerin duası var. Sana merhamet ediyorlar, şefkat gösteriyorlar. Sen bunu yanlış olarak değerlendirme. Bu alem başı boş değil. Allah muhafaza eylesin. O yüzden evli erkekler, evli kadınlar, evli olup olmaması şart değil. Bekarlar için de geçerli. Yasak kardeşim. Yapmayın. Facebook'unda, Twitter'ında, ne bileyim işte özel şeylerinde bir sürü erkeklerle konuşacak, atışacak, tartışacak, laflaşacak. Erkeklerin de ne o şeyinde, Facebook'unda konuşacaklar, anlaşacaklar, tartışacaklar. Gerek yok kardeşim, yapmayın. Yapmayın. Otur bir tesbihlerle ilallah çek. Oturup bir tesbihlerle ilallah çekmeyen sabah kadar Facebook'ta takılıyor. Dersini çekmiyor sosyal medyada dolaşmaktan. Otur dersini çek. Otur namaz kıl. Otur Allah'ı zikret. Allah'ı zikretmekten uzak. Sosyal medyaya yakın. Allah'a uzak, sosyal medyaya yakın. Allah'a uzak. Ama sosyal medyaya çok yakın. Allah muhafaza eylesin. Bak yine aynı minvalde. Coşmuş millet bu gece. Evli olsun, bekar olsun. Bir kimsenin karşı cinsi olan saplantısından kurtulması nasıl mümkündür?
Allah'ı çok zikredecek. Evliyse helalından başkasına gözünü, gönlünü, kalbini kaydırmayacak. Sen evlendin mi kardeşim? Kaydırma gözünü, kalbini. Sen Allah'a hamd et. Evliliğini sımsıkı tut. Kadın erkek önemli değil. Bekar mısın? Evlen kardeşim bir an önce. Bir an önce git evlen. Hem evlenmiyorlar, kadınlar da erkekler de. Bir sürü ölçüleri var, bir sürü istekleri var, bir sürü önemli meseleleri var. Neler var, neler var, neler var. Birisini araya girmeye, devreye girmeye korkar oluyor insan. Kriterleri var. Var da var. Dolu. Ya dinlerken yoruluyor insan. Dinlerken yoruluyor. Bayanlar da aynı, erkekler de aynı. Dervişi de aynı, derviş olmayanı da aynı. O kadar çok kriterleri, o kadar çok özellikleri, o kadar çok, çok, çok ya, her şey çok. Ve insanlar buna rağmen evleniyorlar ya, bir de işin o tarafı var. Yani o kriterleri, o özellikleri, o ne bileyim istenilenleri veya yapılacak olanları bakınca ben yoruluyorum, millet evleniyor. Yok bir yıl nişanlı kalacak, yok iki yıl nişanlı kalacak, yok onun evi şöyle olacak, yok onun yastığı böyle olacak, yok fıstığı böyle olacak. Ya şurası şöyle olacak, yok Allah'ım diyorum bu insanlar ne hale geldi ya. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Hadis-i şerifi nerede kaldı bilmem. Çok basit, ben seninle evlenmek istiyorum, sen de kabul edersen evlenelim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Evlenmeyi düşünüyorsanız evlenelim. Bu kadar basit. Yok. Yani bu kadınlar ve erkekler meselesi değil. Herkeste var bu sıkıntı. Kolaylaştırmak yok. İşini soracak, ne kadar maaş aldığını soracak, evini soracak, evine bakacak. Gidip bir de evine bakıyor. Ne kadar maaş alıyor onu soracak adama. Ne kadar alıyor, nereden alıyor, nasıl alıyor, nerede yaşıyor? Onu arabayla gezdirebilecek mi? Onu haftada kaç sefer dışarı yemeğe çıkarabilecek? Kriterlere bakın. Her sene ömreye götürebilecek mi? Onu hacca götürebilecek mi? Araba alabilecek mi ona? Ya bunlara ulaşan bir erkeğin yaşı zaten 40'a gelmiştir. Ya bir kimse ev alacak, araba alacak, ev alacak. En kötü ev 150 milyar lira. Öyle evi de istemiyorlar. Öyle bir iki oda bir salonla o evde oturulur mu? Ya 180, 190, 200 metrekare ev lazım. Öyle evi olunca tabii bir de kadın lazım. O eve bir de eşya lazım. Ya adam bunları elde edince seni ne yapsın zaten? Şimdi o tarafına bakmıyor. Aynı şey erkekler için de geçerli. Kadın güzel olacak, boyu posu yerinde olacak, maaşı yerinde olacak, yoksa kayınpederinin ne o? Malı mülkü yerinde olacak. Ulan adam sanki borsadan kağıt alıyor. Adam karnının yeryüzünde dolaşan hazinesini arıyor sanki adam. Adam demiyor ki ben adam gibi adamlık yapar, hanımıma da bakarım, çoluğuma çocuğuma da bakarım.
Adam yeryüzünde dolaşan bir de Karun arıyor. Şimdi o derse gelmiyor. En enteresan o. Adam bir de benden, bu kadın boyu düzgün olacak yani, boyu yüksek olacak. Boyu böyle 1.70'lerde filan. Ben böyle ciddi ciddi, Sait de aşağıda bizim. Havlucu dükkanında oluyor. Bu geldi, selamünaleyküm, aleykümselam. Efendim evlenmeye karar verdim dedi. Ben kalktım, dedim ya muhteşem bir karar vermişsin. Gel dedim alnından öpeyim mi seni. Evlenmeye karar vermek kolay bir şey değil. Ben o taraftan bakıyorum. O başka taraftan bakıyor. O bulunmayan hiç kumaşıymış meğerse. Evlenmeye karar vermiş ya. Herkes evlenecek onunla artık. Sırada herkes. Yalnız dedi, benim dedi kriterlerim var. İyi. Ben o zaman anladım. Bunun kafası yerinde değil dedim. Yani kriterleri var. Ben de o kriterleri karşılayacak adamım sanki. Başladı sıralamaya. 1.70'den aşağı olmayacak. Onu böyle söyleyince baktım dedim, 1.70 olunca dedim, kilo da dedim önemli bunlar. Tabii dedi ondan sonra. Dedim yani 70 kilodan fazla olmaz. Dedim 70 kilo 1.70'e uygun mu dedim ben. 5-10 kilo daha aşağı inse. Yok yok yeterli, önemli değil, 70'i aşmasın dedi. O an dedim şu dergah neler yetiştiriyor ya. Esmer istemiyor. Ama beyaz da istemiyor. Böyle buğday tenli mi dedim ben, biraz açığı dedi. Tamam. Ama buğday tenin biraz açığına mavi göz istiyor. Ulan durdum, buğday tenli mavi gözlü hiç dedim ömrü hayatında gördün mü? Yok görmedim ben. İyi, bir de çalışan olacak, maaşı düzgün olacak. Mümkünse ailesinin de hali vakti yerinde olsun. Böyle baktım bak şimdi. Adam ciddi. Dedim oğlum, fabrikalar iflas etti. Böyle bir şey yok. Zaten bulursam dedim, ben varım burada dedim. Lan böyle bir kimseye. Böyle baktı bana şimdi bu. Ben oğlum dedim, fabrikaya sipariş mi veriyorsun sen, evlence? Ama o ciddiyetten, o şeyden geri kalmıyor. Yani bu böyle bir kimseyle evlenecek yani, o kafaya koymuş. Ondan sonra dedim, vallahi inşallah dedim, denk gelirse haber vereyim ben sana. Şimdi nasıl bir kimseyle evlendiğini söylemeyeyim size. Allah selametlik versin. İnsanlar bu hale geldiler. Bakın bu hale geldiler. Ondan sonra etrafa su salıyorlar artık. Din anlatacaklar. Etraf. Bırakın kardeş. Evlenecek olan evlensin düzgün. Bekarlar. Su salmayın iki tarafa. Evleneceksiniz düzgün evlenin. Kız erkek hiç önemli değil. Bayan mısın? Evet. Evlenmek mi istiyorsun? Birisi hoşuna mı gitti? Söyle babana. De ki baba beni filancayla evlendir. Git söyle. Baban gitsin, söylesin ona. Sünnet. Sünnet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bizim kızımız sana talip. Evlenmek istiyorsanız gelin buyurun görüşün. Bu kadar. Anne baba çocuğunu evlendirmek zorunda. Çocuk birini istiyor mu? Evet. Erkek kız. İstiyor mu? İstiyor. Evlendir kardeşim. Zora sokma. Olumsuzluklar varsa olumsuzlukları söyle, anlat. De ki böyle olumsuzluklar var. Evlenmek istiyor. Allah yoluna çekesin. Allah yoluna çekesin. Evlendin mi evlendin. Evine sahip çık kardeşim. Kız erkek hiç önemli değil. Eşine sahip çık. Kız erkek hiç önemli değil. Çoluğuna çocuğuna sahip çık. Kız erkek hiç önemli değil. Zulmetme birbirine. Şu dünyayı birbirinize zehir etmeyin. Bu hayatı evli olanlar birbirlerinize zehir etmeyin. Olmuyor mu? Boşanmak da hak. Allah'ın hiç sevmediği bir helal. Aman bir helal. Otur de ki hanım, bey, bak olmuyor bak. Hadi biz tatlı bir şekilde bakalım olduğumuza.
Bak sen bey ortalığı kırıyorsun, döküyorsun, yakıyorsun. Olmuyor. Al çocuklar senin, ben babamdan gelirken çocukla gelmedim. İşin gücün rast gelsin. Veya erkek, kadın olmuyor. Erkek desin ki hanım olmuyor bak. Gel bırak çocukları sen. Babandan sen çocukla gelmedin. Eyvallah. Bak işine. Erkek o sorumluluğu alacak üzerine. Veyahut da kadın, küçük çocuklar var. Diyecek ki bak sen çocuklara. Ben bütün masrafı karşılayayım. Eyvallah. Birbirine zulmetmeye gerek yok. İş yeri açmak için banka kredisi çekmek caiz midir? Bakın böyle sorular sorarsanız bana, ben direkt şunu söylerim. Darül Harp'te harbi ile müminin arasında faiz yoktur. Bunu televizyonlardaki, oradaki, buradaki fıkıh profesörleri böyle söyleyemezler bunu. Ama Hanefi'ye göre Darül Harp'te harbi ile müminin arasında faiz yoktur. Harbi kim? Gayrim İslam olanlar. Banka. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam devleti mi? Hayır. İslam hukuku mu var? Hayır. O zaman buradaki bankacılık sistemi İslam hukukuna uygun mu? Hayır. O zaman ne olmuş oluyor? Harbi olmuş oluyor o kimse. Onunla arasındaki muamele faiz oluyor mu? Hayır. Aynı şey devletle olan muamelenizde de geçerli. Vergiydi, algıydı, SSK'ydı, oydu, buydu, her türlü muameleden. Devlet bir ay ödeyemezsen ödeyemedim deyip de senin kara kaşına, kara gözüne bakaraktan evet ya bu sakallı faizden korkar bu. Bu kasti ödememezlik etmemiştir. Ödeyememiştir. Sana gecikme faizi bindirmeyeceğim demiyor. Kim olursa ne ol gecikme faizini çakıyor sana. Ve onu da helal görüyor. Bir kimse faizi normal görür, helal görürse o İslam değildir. Bu kim olursa olsun. Devlet faizi kendine helal görüyor mu? Görüyor. İslam değil o. Zaten İslam olmadığını beyan ediyor zaten. Bu noktada bir sıkıntı yok. O zaman bir kimsenin bankayla olan alışverişinde faiz olmuyor. Ama burada şerh düşüyorum ben. Mümkün olduğunca uzak dur. Çünkü parmağınızı, sertçe parmağınızı kaptırırsanız eliniz kolunuz gidebilir. Elinizi kolunuzu kaptırırsanız vücudunuz gidebilir. Faiz ve faizciler böyledir çünkü. Normalde mahalle arasındaki, sokak arasındaki, esnaf arasındaki faizciler de aynıdır. Onlar da aynı işini yaparlar. Onlardan daha merhametlidir devlet ve bankalar. Çünkü onların, sokaktakilerin hiç merhameti yoktur. Gelir senin eşini rahatsız eder, çocuğunu rahatsız eder, evini rahatsız eder, kapının önünde durur. Öyledir onlar. Onların ahlakları yoktur çünkü. Onların edepleri de yoktur. Onların disturları yoktur. Bunlar her türlü edepsizliği, her türlü distursuzluğu yaparlar. Allah muhafaza eylesin. Ama bir kimse bunu yapıyor, buna bir şey demem. Hanefi hukuku noktasında. Tavsiyem şu, uzak dur. Mustafa abi, ben Tuncay, Karaca Bey sizi bekliyoruz. Tuncay, bu senin yazın değil. Yok, benim yazım değil, ben yazdırdım. Yazdırdın, helalim var. Baksana abi de, Allah'tan ben evliyim yani. O kriterler bende yok. Seni evli... Evlendiğim zaman bana taze fasulye yapmayacak. Ha, senin kriterin de o. Evlenince sana taze fasulye yapmayacak. Ha. Başka bir kriter yok mu? Yok abi. Ama hiçbir şey değilmiş seninki ya. Bak bunu da ilk defa duyuyorum. Evlendiğinde hanımı onun evlenirse taze fasulye yapmayacak. Tek kriteri bu. Üstelerse bir de ayağından asacaksın ona. Hani dövmez, ha dövmezsin, ayağından asarsın. Yani, kadına,
Kadına el kalkmaz, ayağından asılır diyorsun. Ne diyeceğim ona abi? Mesela sen bunu bunu yaparsan... Ayağından asarım. İki gün bir daha aç bırakacaksın. Allah bırakmıyor, sen bırakacaksın aç demek. Ama aynısını yaparsın. Ha, kendisi sevmiş, tarzı ne sevmiş. Bana ayrı yapabilir, bu ayıp. Allah Rezzak-ı Kerim, o aç bırakmıyor, insanoğlu aç bırakıyor işte. Allah'tan da işte evlenmeyiz ya. Hadi. Sen ayağından asacağın için Allah vermiyordur sana. Allah kadınlar için diyor ki erkeklere, bunlar size Allah'tan birer emanettir. Allah'ın emanetini nasıl ayaktan asacaksın? Nasıl aç bırakacaksın? Allah'ın emanetini yemeyeceksin, yedireceksin, içmeyeceksin, içireceksin. Giymeyeceksin, giydireceksin. Allah'ın emaneti. Sen ağlayacaksın, onu güldüreceksin. Sen üzüleceksin, onu sevindireceksin. Sen acıyı çekeceksin, ona tatlı yaşatacaksın. Sen kırılacaksın, sen onu kırmayacaksın. Sen incineceksin, sen onu incitmeyeceksin. Ya anlamasın? Anlamazsa anlamasın. Allah'ın emaneti ya. Ben kapan diyeceğim, kapanmayacak. Allah sana bir emanet vermiş. Cenab-ı Hak diyor ki emanetleri korumanız, yerli yerinde kullanmanız Allah'ın hoşuna gider. Emaneti yerli yerinde kullanmamak, emanete hıyanet etmek ne alametiydi? Münafıklık alameti. E kadınlarınız size Allah'tan birer emanet mi? Emanet. O emaneti üzerseniz, kırarsanız, incitirsiniz. O emaneti yerli yerinde olması gerektiği gibi muamelede bulunmazsanız üzerinize münafıklık alameti olur. Bu nasıl dervişlik olacak o zaman? Allah muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri uzun müddet kadınlara dövülmesini yasakladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri bir gün geldi dedi ki ya Resulallah şu yasağı kaldır artık bir. Kadınlar dedi kral kesildi başımızda dedi ona tebessüm etti kaldırdım demedi gene. Ona tebessüm etti onun o haline. Allah muhafaza eylesin. Hadis-i şerif mucibince Hazreti Allah kim beni anlarsa ben de onu anlarım. Kim beni bir mecliste anarsa ben de onu daha yüce, daha hayırlı bir mecliste anlarım. Zikreder. Hazreti Allah bizi nasıl zikreder, nasıl anar? Bununla alakalı müfessirlerin ortak bir tefsiri var. Diyorlar ki Allah'ın bir kimseyi zikretmesi, onu anmasının en aşağı hali. Onun bütün günahlarını affetmesi, onu tertemiz kılmasıdır diyorlar. En aşağı hali bu. Bunlar müteşabih. Allah'ın kulunu zikretmesi müteşabih. Bu müteşabihin üzerine istediğiniz anlamı, manayı yükleyebilirsiniz. Size ait olur. Umuma ait olmaz. Ama bu söylediğim genelde sahabelerin ve tabiinin tefsiri. Böyle olunca o zaman bir sahabinin ve tabiinin haddi aşmayan bu tefsirinde kalalım. Din olarak anlatacak olduğumuz şey. Bunun en altı neymiş? O kimseyi af mağfiret etmesi, temizlemesi. Allah'ın o kimseyi zikretmesi, onun dostluk yolunu açması, ona dost olması. Zikrettiği müddetçe o kimse, Allah onunla dosttur. Zikrettiği müddetçe.
Bu zikrullahı devam ederse her devamı dostluk perde perde tesbih tanesi gibi birbirine eklenir. İnşallah onu bu dostluk zikrullah bitince biter. Anlaşıldı mı mesele? Zikrullah esnasında duanın kabul olması, zikrullah esnasında bereketlenmesi, zikrullah esnasında harikulade haller yaşaması, zikrullah esnasında halinin açılması, hep bunlar zikrullah'ta olur. O kimse çünkü burada tabiri caizse gölgeden dostluk kazanıyor. Gölge diyelim. Zikrullah bir amele, bir şeye bağlı olan dostluk bu. Bir şey yapıyorsunuz, o şeye bağlı olan dostluk. Oruç tutuyorsunuz, oruç tuttuğunuzda hususi bir size dostluk perdesi açıyor. Namaz kılıyorsunuz, size hususi bir dostluk perdesi açıyor. Namaz kıldığınız müddetçe, namaz esnasında. Namaz müminin miracıdır. Namaz müminin miracıdır. Senin namazın miraç oldu. Namaz kılmazsan miraç olmadı. Oruçlunun nefesi bana misk amber gibidir. Oruçlunun. Oruçlu değilse misk amber değil. Bir sebebe, bir hale bağlı bir şey. Kim zikrederse ben de onu zikrederim. Zikrullah'a bağlı bir hal. Kim tövbe ederse onun tövbesini kabul ederim. Tövbeye bağlı. O kimse zikrullah ettikçe, zikrullah ettikçe, her zikrullah esnasında o zikrullah haline bağlı bir dostluk perdesi açıldı ona. Cenab-ı Hak bizi dostluğunu perçinleyen kullarından eylesin inşallah. Ben yine zikirle alakalı bir hadis okuyacaktım ama bu hadis olunca sohbetin sonu böyle oldu. Hakkınızı helal edin. Fâlemennâhû lâ ilâhe illallah lâ ilâhe illallah lâ Amin. 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 Amin.